Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı ve bereketi ve rahmeti üzeriniz olsun. Kıymetli arkadaşlar, bugün de dersimiz istifham soru isimleri üzerine alıştırmalarımız devam edecek. Bugünkü daha ileri düzeyde isim cümlesi, soru isim cümlesi üzerine olacak arkadaşlar. İleri düzeyde daha önceki derslerimizde basit bir şekilde soruyla başlayan cümleleri gördük. Ama bugün daha zenginleştirmiş, daha detaylı analizleri yaparak soruyla başlayan cümleleri, hem isim cümlesi hem de fiil cümlesi bugün göreceğiz arkadaşlar. Ekranda da göründüğü gibi ettemerinu alıştırmalar ale üzerinde esmeyi isimlerin üzerine istifham. Soru istifham ne demek? Soru isimleri üzerinde arkadaşlar alıştırmalar. Evet, dikkat edin arkadaşlar, burada sağda sormuş cümleler soruyla başlamış. Soruları sormuş. Cevapları da biz burada kendimize göre, illaki benim vereceğim cevap şart değildir. Siz de bunu yapabilirsin ama burada soruları analiz edelim. Cevap da kendimize göre, her bir cümledeki cümlenin cevabı biz kendimize göre bir cevap Arapçaları vereceğiz arkadaşlar. Bak burada hel, Arapçada hel ve a hariç, bunlar Arapçada harf kabul edildiği için cümlede öye olmazlar. Yani Arapları yoktur. Mesela bunların dışında cümlenin içinde yer alan bir soru mutlaka konumu ya mübtededir, ya haldır, ya zarftır vesaire vesaire. Ama hel ve e, bunlar sadece deriz Arapça bunlar harftir, soru harfidir, irade yeri yoktur. Yani bunların konumu hiçbir zaman cümlenin içinde mübtede olmaz, haber olmaz, yüke vesaire yer almazlar. Ama sadece soru harfidir, bu kadarla biz yetiniriz. Bakalım arkadaşlar. Hel ile eş anlamlı olan kelimeler de yaklaşık olarak arkadaşlar. Hel zehebe gitti mi Muhammedun? Muhammed gitti mi? Bak mi mı? Ya da mu mü manası veriyor. İlel medreseti, evet. Hel mi mı zehebe gitti Muhammedun Muhammed ile al medreseti. O zaman teknik olarak tercümemiz burada başlıyor. Muhammed okula, la burası okula gitti mi? Cevap ne diyordu arkadaşlar? La, hayır. Mezhebe gitmedi. Muhammedun Muhammed ile ea el medresi. Tam tercüme edersem, hayır. Önce şurada baş. Hayır. Eğer olumsuzsa. Olumluysa naam. A, bunun gibi yapardım. Naam. Zehebe gitti. Muhammedun Muhammed ile el medreseti, okula. Ama burada ben hayırla cevap vereyim. Hayır. La. Mezhebe, bu mazi fiillerin önüne ve muzari önüne geldiği zaman medi miyor. Yani gitmedi, gitmiyor, gelmedi, gelmiyor, olumsuz yapar. Hayır, mezhebe gitmedi. Burada bu olmasaydı ne olacaktı? Zehebe gitti. Mezhebe ne oldu? Gitmedi. Ama bununla birlikte hayır, mezhebe gitmedi. Muhammedun Muhammed ile medreseti neden sonu vesile oldu? Abu Harece'den dolayı. Bu caru mecur da ya dolaylı bir şekilde mef'ulun bi gayr sarih deriz ya da bu fiile mutallik olmuştur. Yani bağlanmıştır mana olarak. La, hayır, mezhebe gitmedi Muhammedun ile medreseti. Tercüme teknik olarak şurada başlıyor. Hayır, Muhammed evet okula gitmedi. Buraya dönelim. İkinci sorumuz. Araca döndü mü arraculu, adam ile beytihi el yevme. Araca döndü mü? Kim? Aracülü adam. Bak, faildir burası. Fail olduğu için, yani bu eylemi, dönme eylemi yapan burası olduğu için, adam olduğu için biz ötreyi ona verdik. İle beyti evine el yevme. Bu da zaman bildirdiği için mef'ulun fiildir. Daim arkadaşlar unutmayalım. Bir cümlede fiil varsa, fiil tabii ki burada vardır, İçinde zaman zarfı ve mekan bildiren kelimeler varsa onların isimleri mef'ulun fiildir. Bunu da unutmayalım. Araca döndü mü arraculu adam ile beyti kendi yerine. Burası harf ecer, ismi mecbur, beyti ismi mecbur. He mudafi el yevme mef'ulun fi. Tercüme şurada baş. Adam bugün kendi evine döndü mü? Naam, evet. Raca döndü arraculu adam ile beyti evine el yevme bugün. Evet, evet. Adam evet. Önce buna harf cevap diyoruz. Sonra faile dönüyorum. Evet, adam bugün
kendi evine döndü. Üçüncü alıştırmamızda me nedir? Daim arkadaşlar isim cümlesinde eğer soru varsa a, e ve hel hariç ne kadar soru cümlenin başına varsa onların konumu Arapçada cümlede yüklem olurlar. Yani haber olurdur. Burada gelir. Me nedir? Bak buradır geldi. Me nedir? Huve mübteda arkaya geçti biliyorsun. Arapçada sorulu cümlenin başına olurlar. Me huve o nedir? Ale üzerinde mindadet ismi mecur el üstedi mudafli. Diyor ki öğret tercüme burada başlar arkadaşlar. Öğretmenin masasının üzerinde o nedir? Cevapta ne diyor? El kalemu kalem ale üzerindedir arkadaşlar. Mindadati masanın üzerindedir. El üstedi. Demek ki tercüme yine burada özneden başlayacak burada. Kalem öğretmenin masasının üzerindedir. Buradan buraya kadar yüklem oldu. Bu mudafın ili arkadaşlar. Devam ediyorum. Dördüncü alıştırmamızda ise arkadaşlar. Men kim sebeha yüzdü. Bak burada bu sefer burada mübteda olmaz. Neden? Çünkü fiil gelmiş. Fiil burada cümlede bulunursa bunun gibi değil arkadaşlar. O zaman yüklem hakkı buna doğdu. Çünkü fiiller sorulardan daha güçlü oldukları için burası yüklendi. Burası artık bunun gibi yüklem olmaz. Yüklem burasıdır. Burası olmaz. Burası da sorudur. Burası da soru. Ama neden? Burada haber oldu. Burada haber olmadı. Burada çünkü fiil daha güçlü. O zaman peki bu ne oldu? Burası mübteda oldu. Halbuki burada haber olmuştu. Çünkü burada fiil yok. Fiil olmayınca me burada haber oldu. Dırdır gelir ama burada men kim mübteda oldu. Mebnin ala sukun. Sükun üzerine memlidir ama mahallen burasının konumu ötredir. Çünkü mübtedeler daima ötre konuların merfu'tür ötredir. Ama bu cümle isim cümlesi kabul ediliyor arkadaşlar. Neden? İsimli. Men de bir isim kabul ediliyor. Men kim sabaha yüzdü fi deda fil bahri. Diyor kim denizde yüzdü. El yevme bugün. Tercüme yaparken nasıl yapacağız? Evet. Kim özne şurada bak. Özneden başla. Kim bugün denizde deda burası yüzdü de yükrem. Cevap olarak sebeha yüzdü. Evet arkadaşlar. Evet. Sebeha yüzdü. Fi deda fil bahri denizde. At-tullabu öğrenciler. El yevme. Evet. Demek ki tercüme arkadaşlar önce özneden başlamamız gerekir. Bakın teker teker önce yapalım. Sebeha yüzdü. Fi deda bahri denizde. Bak burası esve. Sonu esve oldu. Burası harf ecer. Evet. Denizde yüzdü. Kim yüzmüş? Abdullah burası fail olduğu için tercüme önce burada başlamamız gerekir. El-yevme bu da mef'ul fi. Evet, öğrenciler bugün denizde yüzdüler arkadaşlar. Ya da yüzdü. Bu şekilde. Devam edelim. Mezenne. Burası istifam ismidir arkadaşlar. Bunun istifam diyorum. Mezenne. Evet. Mezenne vardı. Ne? Vada. Mezenne. Tamam arkadaşlar. Bu soru ismidir. Evet. Vada koydu. El muallim, burası muallim fail olduğu için sonra öte yaptım. O daha koydu. El muallim öğretmen. Ale üzerine at tavil et diyor. Öğretmen masanın üzerinde ne koydu? Son olarak burası tercüme ediyor. Bak yapalım artık. Ne koymuş sizce? Bir şey koysun. Yapalım arkadaşlar. Va da bak va da a el muallimu muallimu arkadaşlar. Evet. Muallimu, evet, el kutube, kutube ne demek arkada kitapları, ale, evet, ale tavilete, tavile masa demek, tavileti, bu şekilde arkadaş cümleyi tamamlamış, vada koydu, el muallim, burası fail olduğu için arkadaşlar, sonu ötebilirim, el kutube de kitaplar, burası mef'ul bi nesne olduğu için, hızı yaptık. Burada harf ecer, burası ismi mecbur. Demek ki tercüme sizce ne de başlayacak? Burada arkadaşlar. Özne neredeyse öyle tercüme başlayacak. Evet burada. Evet. Öğretmen masanın üzerine kitapları koydu. Öznemizi alıyorum. Cümlenin sonuna gidiyorum. Teker teker soldan sağa doğru kelimeleri tercüme edip son olarak burası tercüme ediyorum. Öğretmen masanın üzerine kitapları koydu. Neden burası esra oldu? Çünkü önüne harf ecer vardı. Devam edelim arkadaşlar. Bimen zehebte ilel muthafi. Bimen kiminle? Bu kalıpları bunlar kırmızıyla boyadığım kelimenin hepsi soru istifamdır arkadaşlar. İstifam yani soru şekilleri önceki derslerimde kalıp tek başına da anlatmışım arkadaşlar. Teker teker bunları anlatmışım. Ondan sonra cümlenin içinde ondan sonra
daha geniş ve bugün de daha çaplı geniş bir şekilde arkadaşlar cümleleri görüyoruz. Bimen kiminle beraber zehepte gittin. Burası fiildir, burası faildir, burası harf-i cerdir, burası ismi mecur. Çünkü harf-i cerden sonra gelen isim adı neydi? İsmi mecur. Bimen kiminle zehepte gittin fiil fail ile harf-i cerdir arkadaşlar. Muthafi de ismi methab ne demek? Muze demek. Muthab evet diyor kiminle beraber evet müzeye gittin. Evet arkadaşlar kiminle beraber müzeye gittin. Yapalım cevap arkadaşlar. Ne yazalım burada arkadaşlar? Zehebtu diyelim. Zehebtu gittim. Ma'a beraber. Ma'a zemili. Zemil ne demek arkadaşlar? Arkadaş zemili. Evet. Ma'a zemili ile el muthafi. Muthafi. Bu şekilde arkadaşlar. Sonu da eser olacak. Şimdi harbice geldi. Zehebtu gittim. Burası faildir arkadaşlar. Tamam mı? Ondan önceki kısım fiildir. Zehebtu gittim. Ma beraber. Burası harf-i cerdir. Evet. Zemili ismi mecur. Ya da mudafın ile burada arkadaş. Burada iki kelimeden oluşuyor. Burada şöyle yapalım. Evet. Şöyle. Bak burası zemili arkadaşlar. İsmi mecur oldu. Ya da burada arkadaşlar. Yelik zamiri mudafın ile gelmiş. Zehebtu ma zemili. Arkadaşımla beraber gittim. Nereye? İle. Burası da harf-i cerdir. Değil mi? Burası da ismi mecur. Muthaf da muze demek. Demek ki arkadaşlar. Evet, arkadaşlarımla beraber müzeye gittim. Son olarak burası tercüme ettik. Mete ne zaman? Bu zaman bildirdiği için bunun adı arkadaşlar mef'ulun fi'dir. Mete ne zaman? Taallemte öğrendi. Burası fiildir. Taallemte burası mef'ulun bi. El-lugote mef'ulun bi arkadaşlar. El-arabiyete burası da burası nesne olmuş. Burası da aburan sıfatı olmuş. Mete ne zaman? Bunun manası ne zaman? Taallemte fiil fail öğrendin. El-lugote mef'ulun bi nesne olduğu için, etkilenen olduğu için sonu fetali oldu. El-arabiyete arkadaşlar buranın sıfatı. İşte tercüme şuradan başla. Ne zaman? Arapça dilini öğrendin. Evet. Mesela ne diyelim arkadaşım burada? Taallemtu diyelim. Taallemtu. Evet. El-lugata. El-lugata. Evet. El-arabiyete. El-arabiyete. Evet. El-lugata. El-arabiyete. Evet. Münzu. Bakın arkadaşım. Münzu ne demek? Evet. Münzu. Münzu. Senetine, bir sene önce öğrendim. Senetin. Bir sene, münzu senetinden beri de gelir. Önce de gelir arkadaşlar. Bu harf-i cerdir, bu ismi mecbur. Taallemtu el-lugata el-arabiyete münzu senetin. Bunu am yapalım. Neden arkadaşlar? Çünkü sene ne demek? Sene ile am aynı istedir. Ama am, amin, mutlu yıllara deniliyor. Ama sene hüzünlü yıllara deniliyor. Bizim hayatımız hepsi inşallah hepimizin mutlu yılları olsun arkadaşlar. Amla sene aynı mana kelime olarak sene demi yıl demek ama am mutlu yıllara deniliyor. Sene ise hüzünlü yıllara deniliyor arkadaşlar. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu fıkıh yönünden arkadaşlar bu kelimenin çok anlamlı olan kelimeleri göreceğiz. Taallemtu öğrendim. El-lugata el-arabiyete fiil fail. El-lugata mef'ulun bi el-arabiyete buranın sıfatı. Burası harf-i cer. Burası ismi mecur. Bu caru mecur. Abu fiile mutaallik olmuş. Öyleyse Arapça dilini şöyle arkadaşlar bir sene önce Arapça dilini öğren. Cümlenin sonuna gidiyorum çünkü burası fiil bitişi geldiği için onu önce tercüme edemem. Eğer bu buradaki mesela Muhammed burada olsaydı mesela taalleme Muhammedun el-lugate el-arabite minzu amin olsaydı o zaman tercüme Muhammed'den başlayacak. Neden? Ayrı zamir. Açıktan bir isim fail oraya geldiği zaman tercüme orada başlar. Ama eğer fail burası faildir şu anda. Öznedir. Bitişi gelmiş. O öyleyse arkadaşlar bu faili özne ile fiili birlikte tercüme edeceğiz ama son olarak. Demek ki şu anda arkadaşlar bir sene önce Arapça dilini öğrendim. Evet arkadaş devam ediyorum. Eyne zehebe el ummalu el barihate. Eyne nereye? Bak bu da mekan zarfı mef'ulun fi arkadaşlar.
Eyne nereye? Zehebe gitti. El umeru fail olduğu için sonu ötre oldu. Bu giden, gitme eylemi yapan işçilerdir. Eyne nereye? Zehebe gittiler. El umeru işle el berihate dun. Bu da mef'ulun fi oldu. Bu da mef'ulun fi. Bu yeri gösteriyor. Bu da dün zaman dilimi olduğu için bunun adı mef'ulun fi. Bunların çoğu da sonları sabittir. Mebnidir arkadaşlar. Mu'rab olanlar da var ama bu şu anda bu mebnidir. Mebni konumdadır arkadaşlar. Bu mu'rabtır ama burada arkadaşlar zarf zaman zarfı olarak geldiği için arkadaş sonu fethali olmak zorundadır. Öyleyse işçiler dün evet nereye burası manası nereye gittiler arkadaşlar. Şunu cevap ne diyelim arkadaş buraya? Zehebe zehebe el umelu el umelu umelu el umelu evet ile el masna'i masna'i fabrikaya gittiler arkadaşlar. Zehebe gittiler. Burada şurada aynı da gelmesi gerekir arkadaşlar. Şunu kaldıralım arkadaşlar. Bu şekilde. El ummalu arkadaşlar. Evet. Zehebe gitti. El ummalu fail olduğu için ilel masdai. Evet. El berihate de burada da eklerim arkadaşlar. El berihate. Berihate. Bu şekilde arkadaşlar. Demek ki işçiler dün fabrikaya gittiler arkadaşlar. İle eyne nereye? Bu da mekan yer zarfı. İle eyne nereye? Tezhebu gidiyorsun. Muzari fiiliye. Nida harfi, çağırma harfi, zemili, munada mudaf, ya da mudafın ile. Evet, ey, tercüme burada, daima nida harfi bir yerde varsa tercüme orada başlar. Ey arkadaşım, nereye gidiyorsun? Bak, şuraya tercüme yaparsam, evet, ezhebu, ezhebu, tamam arkadaşlar, ezhebu ile el hacci, hacci diyelim arkadaşlar, evet, İle el hacci el yevme arkadaşlar bu şekilde. Ezhebu gidiyorum ile el hacci el yevme. İle eyne tesebu ya zemili. Ezhebu ile el hacci el yevme. Bugün hacca gidiyorum. Bak burası harf-i ecerdir. Değil mi arkadaşlar? Bu muzarif ile ise bu ben gidiyorum. İle ea hacci hacca sonu ise oldu. Harf-i ecerdir. El yevme de ne oldu? Mef'unu fi oldu arkadaşlar. Keyfe burası haldır arkadaşlar. Sorudur ama hal. Keyf nasıl? Keyfe nasıldır? Halu burası haber oldu. Çünkü burada fiil yoktur. Fiil olsaydı burası direkt haber olmazdı. Keyfe nasıl? Halu burası mübteda oldu. Validi mudafın ile kefte ikinci mudafili. Ama burası mebni, yelik zamir mebni oldukları için sonu ese olmamış. Keyfe nasıl? Halu validike. Evet, babanın halı nasıldır? Yani de harfi Muhammedu Munade ismül alem. Özel isim arkadaşlar. Buna burası nida harfi, çağırma harfidir. Eğer nida harfinden sonra özel isim gelirse bunların isimleri Arapçada ismul alem, münade ismul alem. Zaten her nida harfinden sonra gelen bütün isimlerin adı münadedir arkadaşlar. Bu münade 5 çeşidi var. Bunları göreceğiz. Eğer nida harfinden sonra özel bir isim gelir, bu özeldir. Muhammed özel gelmiyor arkadaşlar. Özel gelirse arkadaşlar bunun adı ne oldu? İsmül alem münade çağrılan özel isim buradaki. Yani ya Muhammedu ey Muhammed. Tercüme yapılırken nasıl olucu? Diyor tercüme şurada başla. Mudafın ile burası haberdir. Burası müpteda arkaya geçti. Burası mudafın ile bir. Burada mudafın ile iki. Nida harfi bir de münade arkadaşlar. Tercüme son mudafın ile de tercüme etmemiz gerekir. Senin halın nasıldır ey Muhammed? Yani tercüme önce nida ve münadadan başla. Ey Muhammed, senin, evet, babanın halı nasıldır? Validike. Ey Muhammed, senin babanın halı nasıl? Son olarak burası yüklem tercüme ediyoruz. Evet, şimdi cevap nasıl? Cevap ne diyecek? Halu, bak diyelim halu arkadaşlar. Halu, evet, halu, validi arkadaşlar. Evet, bu mülkiye bana döndü. Bu ya bana döndü. Ceydun arkadaş. Ceydun ne demek? Dün iyidir. El yevme. Bu şekilde. Evet, babamın. Burası mübteda. Burası mudaf. Burası mudaf ile. Burası da yükrem ordu. Burası
Arkadaşlar burası zarftır burada arkadaşlar. Evet, burası zarf gelmiş. Evet, babamın halı bugün iyidir arkadaş şeklinde tercüme ederiz. Kem hasuban ala tavir. Dikkat edin arkadaşlar. Kem iki türlü kem vardı. Kem istifhami var. Bak burada kem istifhami soru kemidir. Bir de soru olmayan kem geldi. Bunun manası kaç tane? Bunun arkasından gelen kelimenin adı temyizdir ve daima tenvili tekil fethali olmak zorundadır. Bak şöyle arkadaşlar. Bak burada tenvili olacak. Kem hasuban kaç tane bilgisayar? Aa burası temyiz oldu. Ala harfi ecer. Tavilet ismini uhti ism, mudafun ile iki. Bu da üçüncü mudaf ile oldu. Zincirleme oldu. Demek ki bu manası kaç tane? Hasuben bilgisayar. Bak bu neden fethali oldu burası? Burası sorudur ya. Daima soru kemi üzerine gelen bütün isimlerin adı temyizdir ve tenvili fethali olması gerek. Ama bunun kem haberi de var. Soru olmayan. Kem nice insanlar. Kem insanın cevu ve zevu. Kem nice. Yani mesela burada soru olmasaydı kem insani nice insanlar gelip gittiler. Orada soru yoktu. Onun manası nice. Ama onun temizi tenvili eseri olur. Burada ise soru olduğu için bunun arkasında daima burası soru şeklinde geldiği için sonun tenvili fethali olur. Baksana arkadaşlar. Kem hasube bunun adı temizdi. Temizi daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Kem hasuban kaç tane bilgisayar ale üzerinde harfiyle tavil etmasının üzerinde uhtike ikinci mudafili kef senin diyor ki kaç tane bilgisayar senin bacının masasının üzerindedir arkadaşlar. A üzerindedir. A burada barındırıyor. Cevap diyorum ki evet evet yücedu evet hamsa aşağı ale hamsa diyelim. Hamsete, evet. Hamsete, hamsete arkadaşlar. Evet, hamsete, hamsetun. Evet. Şöyle yapalım. Hamsetu arkadaşlar. Havasibe. Evet, havasibe. 7 tane bilgisayar. Hasubun arkadaşlar çoğulu havasiptir. Bir de 3'ten 10'a kadar sayılardan sonra gelen arkadaşlar mesela 3'ten 10'a kadar sayılardan sonra gelen bütün isimlerin sonları şöyle olması gerekir. Bakın arkadaşlar şöyle olması gerekir. Havasibe 3'ten kaça kadar? 3'ten 10'a kadar sayı bu sayıdır ya. Bu sayıdır, bu sayılandır. 3'ten 10 bunu sayı ve sayılan dersimizde ileride geliyor arkadaşlar. Evet 3'ten 10'a kadar sayılardan sonra gelen bütün isimlerin sonları tenvili eseri olacak. Ama burada olmaz. Neden? Çünkü bu kelime gayr munsarif oldu. Bu kalıb var ya. Havasibe, mesacide, mefaile kalıbından olduğu için burada olmaz. Hamsatu havasibe. Evet. Gör 5 tane bilgisayar. Evet. Ala tavileti. Ala tavileti. Tavileti. Evet arkadaşlar. Burası sonu eser oldu. Uhti. Uhti. Şöyle. Diyor ki 5 tane bilgisayar bacımın masasının üzerindeler arkada. Gördün mü arkadaşlar? Aa, burası haber oldu. Bak diyor kaç tane diyor senin bacının masasının üzerine kaç tane bilgisayar var? Diyor ki hamsetu havasi. Aslında burada havasibin olması gerekiyor. Ama mefailu kalıbında biliyorsun 12 çeşit isimler var ki bunda onlardan birisi kırık çoğul arkadaş. Bu şekilde mefailu mesacidu kalıbından yetenacinu kalıbından gelen gayr munsarife memnun minasra bir dersimiz var. Onların sonları esra da olsa normal bu kelimenin konumu mudafın iledir. Sonu eseri olması gerekir. Ama olmadı neden? A bu kırık çoğul şeklinde geldiği için olmaz. Tamam. Mesela burada aklamin olsaydı hamsetu aklamin 5 kalem. Bak kalem bu kelime kalıbına gelmediği için. Bunları ileride göreceğiz. Daha verimli olacak. Arkada bu derslerden sonra bizim gayr munsarif dersimiz 12 çeşit Arapçada kelime türleri vardır. Sonları esra olmaz, sonları çift fetha olmaz, sonları çift fetha olmaz. Esreli hiç olmazsa iki şekilde esreli olurlar. Öyleyse arkadaşlar bacımın masasının üzerinde 5 tane bilgisayar vardı. Bikem iştarayta. Bakın bu sefer B ile geldi. Bikem iştarayta, bikem kaça. Bu kaç tane. Ama burada ise bikem kaça. İştarayta satın aldın. A bu elifin sonu da
E başladı eseri. Neden ese okudum? Çünkü bu fiil 5 harfli. 1, 2, 3, 4, 5. Bu yerle 5. 5 ve 6 harflerin baş, e, 5 ve 6 harfli bir fiilin başında bu eli varsa arkadaşlar daima sonu bak eseri okudum. Fethali olmaz, öteli olmaz. Ancak mebni meçhul olduğu zaman öteli olur. Bak bir kem iştareyte. Kaça aldım? Burası faildir. Hâze mef'ulun bi el-hizâ'e. Ayakkabı demek. Gör. Bu ayakkabıyı kaça satın aldın? Burası mef'ulun bi, bu da bedeldir. İşaret sıfatından sonra bir isim gelirse, el taksarsa bunun adı bedel olur. Gör, tercüme şurada başlar. Bu ayakkabıyı kaça satın aldın? Cevap iştaraytu derim. Tamam arkadaşlar. İştaraytu, bakın. İştaraytu. Evet, iştaraytu. Hâzâ el-hizâ'e. Evet arkadaşlar, el-hizâ'e bir elfin bir şöyle yaparım arkadaşlar. Evet, bir elfi bir elfi liratin arkadaşlar. Elf 1 liraya aldım. Liratin. Şu şekilde arkadaşlar. İştaraytu. Bakın arkadaşlar. Fiil fail. A burası fail benim arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şöyle yapalım. Evet. İştaraytu satın aldım. Hazel hize. Evet. Bu ayakkabı. Meştaraytu haze el hize. Burası mef'ulun bir ikisi birlikte oldu. Bir harf ecerdir arkadaşlar burası. Tamam arkadaşlar. Burası harf ecer oldu. Bir elfi ismi mecbur. Burada mudafun ile. Evet, bu ayakkabıyı 1000 liraya satın aldım. Bu şekilde. Devam ediyorum arkadaşlar. Bunu bitiririm. Arkadaş her bir dersimiz bir sayfada. Bunu da unutmayalım. Yani her bir dersimiz bak burada bitecek arkadaşlar. Her bir dersimiz arkadaşlar bir sayfadır. Bitirerek sabırla dinlersek inşallah Allah'ın iradesiyle istifadesi görürüz. Eyyü talibin burası sorudur arkadaşlar. Daima bu sorunun arkasında gelen isim daima mudafun ileyhidir. Bunu unutmayalım. Eğer arkasında bayan olsaydı eyyeti olurdu. Ama burada erke geldiği için eyyü olur. Onu da unutmayın. Eyyetu talibetin. Eyyü talibin. Tamam, burada erkek olduğu için eyyü geldi. Burası bayan talibe olsaydı, kız öğrenci olsaydı eyyetu olur. Eyyü talibin. Evet arkadaşlar. Eyyü talibin. Burası mübtede. Talibin mudafını. Avdalu da haberdir. Avdalu burası. Avdal. Eyyü talibin avdalu. Evet. Hangi erkek öğrenci avdalu daha iyidir, daha fazla. Bir harfi ecerdir arkadaşlar. Evet. Burası da harfecer olmuş. Dikkat edersin. Bunu şöyle yapalım. Evet. Bir harfecer ray ismi mecrur ke. Ray ne demek? Görüş. Ray 3 manası var. Televizyon gelir ray. Görüş gelir. Bir de seçimde kullandığımız oy gelir. Kef de mudaf ile mebni olduğu için sonu ese olmadı. Gör Eyyü talibin hangi öğrenci görüşüne göre arkadaşlar dikkat ederseniz görüşüne göre daha iyidir. Eyyü talibin afdalu daha fazil bir raike. Görüşüne göre hangi öğrenci daha iyi, daha fazil? Etta mesela bir ray arkadaşlar. Bir ray, evet. Evet bir ray şöyle arkadaşlar. Evet bir ray görüşüme göre evet bir ray sahibi ilmin şöyle yapalım. Sahibim şöyle arkadaşlar sahibi ilmin ve edebin avdalu edebin avdalu da lu arkadaşlar bu şekilde dikkat ederseniz evet avdalu arkadaş şöyle yapalım evet edebin şunu da kaldırın burada arkadaşlar say avdalu edebin evet arkadaşlar şöyle bir ray görüşüme göre bir rayi, evet arkadaşlar şurası da şedeli olacak. Çünkü burada iki ray oldu arkadaşlar. Evet bir ray görüşüme göre
Sahibi ilmin ve edebin. Şu da vav da gelecek buraya arkadaşlar. Evet. Bir ray görüşme göre sahibi ilmin ilim ve edebin edep sahibi afdalu dâidir. Demek ki burada eyyü talibin afdalu bir ray ki senin görüşüne göre hangi öğrenci daha faziletlidir? Cevap diyelim bir ray görüşme göre sahibi ilmin ve edebin edep ilim ve edep sahibi afdalu en faziletlidir. Bimeze arkada 14'e geçiyorum. Bimeze ne ile? Zehepte gittin ilel camiati. Ne ile? Üniversiteye gittin arkadaşlar. Burada da kıymetli arkadaşlar. Evet, bimeze ne ile? Zehepte gittin ilel camiati. Bimeze ne ile? Soru ismi. Zehepte fiil fail. İlel camiati ne ile gitti? Cevap ne diyeceğim arkadaşlar? Zehebtum. Bakın. Zehebtum. Zehebtum. Bil kitari. Bil kitari. Kitari. Evet. Tren ile. İle. El medreseti, el medreseti, medreseti. Evet, dikkat edersen zeheb diyor. Bimeze neyle zehebte ile camiyeti? Burası soru. Zehebte fil fail. Evet, ile harfece ismi mecrur. Bu caru mecrur buraya mutalik olmuş. Zehebtu gittim bil kitari treniyle. Bak burası arkadaşlar sonu esra oldu. Neden? Çünkü ben önüne ne koydum? Harfeceri koymuşum değil mi arkadaş? A burası dikkat edersin. Burası harfecer koymuşum. Evet, bil ile medreseti okula arkadaşlar. Dikkat ederseniz evet. Evet, demek ki zehebtu gittim bil kitar itti tren ile ilel medreseti. Demek ki tercüme şurada başlıyor. Tren, okula tren ile gittim arkadaşlar. Burada onda bime bime ne ile? Bimeze bime bimeze. Üçüsü aynı arkadaşlar. Aynı mana geliyor. Bime ne ile? Bi harfece me ismi mecrur ama ikisi birlikte kalıp soru kalıbı gelmiş. Bime ne ile? Fetahta açtım. Burası fiildir. Burası faildir. Afan. A burası faildir. Ne ile açtın? Sen açtın. B ve mef'ulun bi el medresi mudafun ile. Hem burası mef'ulun bi hem de mudaftır. Burası mudafun ile. Bime fetahte bebel medreseti. Okulun kapısı ne ile açtın? Evet. Ne diyeceksin? İnsan bir okul neyle açar? Fetahtum. Fetahtum. Fetahtu. Evet şöyle. Bebe. El medreseti, el medreseti, medreseti, evet, bil miftahi, bil miftahi, evet, diyor ki fetahtu açtım, bebel mi, burası mef'ulun bi, aynı zamanda mudaf, burası mudaf ile, bil miftahi, burası harfecer gelince arkadaşlar, bak burada ne olmuş? Burada harfecer gelirken arkasındaki kelime ismi mecrur oldu ve sonu esri oldu. Diyor ki, okulun kapısı anahtar ile açtım. Bu manasını verir ile. Eğer bunun arkasına araç gereç gelirse manası iledir. Eğer mekan zarfı gelirse derda. Mesela bir İstanbul'da, İstanbul'da bil camiyeti üniversite ama kalan bilgisayar uçak, tren gelirse bir taileti uçak ile, bir kalemi kalem ile, bir miftahı anahtar ile manası iledir. Ama arkasına mekan ve zaman, mekan zarfı gelirse bunun manası nedir arkadaşlar? Dedadır. Öyleyse okulun kapısı anahtar ile açtım. Bimeze ketepte takrire ya aliyyu. Bimeze ne ile? Ketepte yazdın. Et takrire ne demek arkadaşlar? Takrir rapor demek. Tamam, karardan gel. Karara. Evet. Bimeze ne ile? Ketepte yazdın. Fiil fail takrir mef'ulun bi yani da harfi aliyun. Münade ismi alem arkadaşlar. Münadedir. Evet, burası nida harfi olduğu için burası da münadedir. Münade ama özel isim olduğu için münade ismi alem deniliyor. Özel isim. Diyor ki ey Ali raporu ne ile yazdın? Cümle şöyle. Ketebtu. Bakın arkadaşlar cümle ne diyelim? Ketebtu. Ketebtu. Evet. Et takrire. Et tak. Et tak. Evet. Rire. Evet. Ne ile yazmış olabilir? Ketebtu. Et takrire. Bilhasu bir arkadaş yapalım. Bilhasu. Bilhasu bi. Evet. Neyle yazdım arkadaşlar? Ketebtu yazdım. Fiil fail. At-takrir mef'ulun bi oldu. Bilhasu bi. Bilgisayar ile raporu yazdım. Efil beyti validuke ya ahi. Bu mimi arkadaşa veriyor. İrafta yeri yoksa da harftır. Fi de harfecel beyti diyor. Evde mi validuke? Burası mübtededir. A burası haberdir. Evde midir? Validuke burası mübtede, burası mudafun ileyedir. Neden sonu esre olmadı mudafun ileyi? Mudafun ileyin sonu daima esredi olması gerekir. Burası mebni olduğu için eyyelik zamirleri sonları değişmez, sabittirler ama mahallen
Konum olarak burası Esra bölgesi kabul ediyoruz. E fil beyti evde mi? Validuke burası burası harftir zaten irafe yorum. Fil beyti evde evdedir. Validuke mübtede arkaya geçiş kef mudafili. Diyor ki efil beyti validuke senin baban evde midir? Yani de harfi ehi ey kardeşim. Burası buna da mudaf ya da mudaf ileyh. Ey kardeşim senin baban evde midir? Cevap ne diyeceğiz arkadaş? Kısa cümle yaparsak neam evet neam evet neam evet arkadaşlar şöyle evet neam Validi babam evet fil beyti fil beyti sonu es oldu değil mi? Neden harfece geldi? Evet validi babam fil beyti evdedir. Bi ey raculun zehebte ilel hacı. Bakın 18 arkadaşlar. Dersimiz bitmek üzere az kaldı arkadaşlar. Bi ey hangiyle? Bi ey bunu unutma bu kalıbı. Bi ey hangisiyle? Raculun hangi adamla? Zehebte fiil faildir. İlel hacı hacca. Hangi adamla kişiyle ya da adam daha güzel olur. Çünkü burada racul adamdır. Hangi adamla zehebte gittin? İlel hacı ile harfecer. Burası bak sonu es oldu. Neden? Çünkü önüne harfecer gelmiş. Bu harfecer unutmayalım arkadaşlar. 21 tane harfecerimiz var. İsimlerden önce gelirler. Fiillerden önce gelmezler. Hangi ismin sonuna önüne gelsinler? Gelsinler sonları mutlaka eseri olması gerekir. Manası neyse bu kelime kadar. Bunun manası e'adır. Başkanın manası dendan buraya katar. Ama İlel hacı. Hangi adamla hacca gittin? Zehebtu. Cevap verelim. Zehebtu. Evet arkadaşlar. Zehebtu ile el hacı. Zehebtu ile hacı. Ma'a raculin. Raculin sadikin. Ne demek arkadaşlar? Sadikin. Evet şöyle. Zehebtu gittim ile hacı hacı gittim ma beraber. Raculin sadikin. Evet diyor ben dürüst bir adamla birlikte beraber hacca gittim arkadaşlar. Eyyane ne zaman? Bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor hatta. Eyyane ne zaman? Nezelet. Nezelti bak bayana soruyor. Yani ne zaman nezelti? Nezele arkadaşlar ne zaman indin? Bu ti demek ki benim muhatabım bayandır. Nezelte fethali olsaydı burası arkadaş şöyle olsaydı muhatap erkek olur ama burada ti olunca muhatabım bayandır. Yani ne zaman nezelti indin ilel hadikati diyor ne zaman bahçeye indin? Nezeltu ne diyelim arkadaşlar? Nezeltu evet, nezeltu ile, evet, ile el hadikati, ile el hadikati, hadikati, münzu, ne diyelim arkadaşlar? Münzu, evet, saatin diyelim arkadaşlar, saatin, bir saat önce indim. Nezeltu indim, ilil hadikati bahçe, münzu, harfecer, saatin. Bak burada arkadaş harfecer olduğu için, değil mi yani? Bunun sonu ese oldu. Bu harfecer olduğu için kelimenin sonu ese oldu. Buna dikkat etmemiz gerek, bunları iyi ezberlememiz gerekir. Nezeltu indim, bu fiil fail. Hadikati arkadaşlar, carumacu, abu file mutalliktir. Münzu harfecer, ismi meçhul. Bu da abu komple. Abu caru mecru abu file mutalep. Demek ki bir saat önce bahçeye indim. Arkadaşlar bunları da yapalım. Mete ne zaman tezevveşte minhe. Ne zaman o bayanla evlendi. Bak bu he o bayana dönüyor. Burası eğer erkek olsaydı o zaman mete ne zaman tezevveşti. Burada değişim olacak. Zevveşti minhu. Minhu o erkekle. Arkadaşlar ma burada kullanılmaz. Arapçada evlenmede. Mesela onunla birlikte bizim Türkçe mantığıyla yapılmaz. Mete ne zaman tezevveşte minhe. Ne zaman onunla evlendir. Yani normal bizim Türkçe mantığına göre ma ile gelmesi gerek değil mi? Ama burada değildir. Evet mete ne zaman tezevveşte evlendi. Minhe ne zaman onunla evlendin. O bayanla tezevveştu. Evet bakın arkadaşlar. Tezevvec. Evet. Tu. Evet şöyle tezevveştu minhe
Minhe onunla arkadaşlar. Evet, minhe. Münzu. Evet, münzu. Senetin diyelim arkadaşlar. Amin. Amin. Amin dedim. Neden amin dedim, senetin demedim? Çünkü arkadaşlar am mutlu yıllara deniliyor. Sene ise arkadaşlar üzüntülü, hüzünlü yıllar. Allah hepinize mutlu yıllar versin. Üzüntülü yıllar vermesin arkadaşlar bütün Müslümanlara. Tezevveştu, evlendim. Minha onunla. Münzu. Tamam arkadaşlar, bu harf ecerdir. Münzu amin. Bir sene önce onunla evlendim. Ama sene olsaydı o zaman o yılımız üzüntülü olur. Evet, keyfe nasıl haluke? Senin halin nasıl? Burası haber oldu. Bakın arkadaşlar. Keyfe nasıldır? Halu mübteda arkaya geç. Kev de mudafın ile arkadaşlar. Bak gördün mü? Buraya iyilik zamiri geliyor. Haluke keyfe nasıldır? Burası dır dır buraya geldi. Yükremdir. Halu mübteda arkaya geç. Kev mudafın. Ya nida harfi. Üstedi mümünede mudaf. Ya mudafın ile. Hali cevap verirsem. Hali ceyidun. Ceyidun. Evet arkadaşlar. Hali ceyid. Halim iyidir. Velhamdülillah. Velhamdu. Hamdu. Evet. Lillahi. Lillah. Bu şekilde arkadaşlar. Velhamdülillahi. Diyor. Hali benim. Burası mübtedadır. Ya'dan dolayı görünmüyor. Bu ye var ya, bana dönüyor. Bu ya olmasa elhalut öteri olacak. Ama bu ya gelince burada öte görünmüyor. Burası mübtedadır. Ya'dan mudafın ileyhi. Ceyidun haberdir. Velhamdülillah. Burası iki cümle oldu arkadaşlar. Burası da evet. Hali ceydi. Halim iyidir. Velhamdu ham. Şükürler. Lillahi. Allah'a mahsus. Burası haber oldu. Harf-i ecer ismi mecrur arkadaşlar. Evet. Halim iyidir. Velhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Keyfe zehebte. Burası bak arkada burada yüklem olurken burada yüklem olmadı. Çünkü burada fiil vardı. Bir cümlede fiil varsa sorular arkadaşlar bir tane hariç, belki iki tane hariç, onları yüklem olmazsa. Bak burada yüklem olmadı. Burada dedim yüklem başa geldi. Ama burada hal oldu. Keyfe zehebte. Bu da haldır arkadaşlar. Bak burada haber oldu değil mi? Birdir. Keyfe haluk. Hali nasıldır. Ama burada keyfe nasıl? Zehebte gitti. Nasıl? Adır gelmedi burada. Burası o zaman haldır. Bunu hal dersi daha sizinle birlikte görmedik. Keyfe nasıl? Zehebte gittin. Fiil fail. Ma raculi. Adamla beraber nasıl gittin? İlel beyti eve. Şöyle tercüme. Diyor ki eve adamla beraber nasıl gittin? Ya da nasıl eve adamla beraber gittin? Zehebtu, cevap verirsem zehebtu evet ma'a ar-raculi raculi bisayareti bisayareti el hasati arkadaşlar hasati de şurada esa olacak hasa burada elifte gelecek ama arkadaşlar diyor ki zehebtu gitti ma'racul adamla bisayaret otomobille hasati diyor evet özel otomobil ile Adem'le beraber gittim. Zehebtu ilel beyti. Burada zehebtu ilel beyti yapalım. Daha ile el beyti. El beyti. Bu şekilde arkadaşlar. Gör ki bir seyareti el hası. Burası şunları küçülteyim. O kayboldu arkadaşlar. Bunu biraz küçülteyim de görünsün arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Gör ki özel otomobil ile Adem'le beraber eve gittim. Zehebtu fiil fail. İle harfi ecer. Beyt ismi mecur. Ma harfi ecer. Racul ismi mecur. Bi harfi ecer. Seyareti ismi mecur. El haseti buranın öze sıfatı arkadaşlar. Demek ki zehebtu gittim ilel beyti. Eve gittim. Ma beraber. Aracul adamla beraber eve gittim. Bir neyle? Bir seyareti otomobil el haseti. Tercüme nerede başlayacak arkadaşlar? Soldan. Özel otomobil ile Adem'le beraber eve gittim. Bak ne güzel çıktım. Kıymetli arkadaşlar, bu dersimiz de bitti. Başka bir derste buluşmak üzere. Şu an Yüce Mevla'ya, Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.